Bölümüne az bir zaman kaldı. Son değerlendirmelerinizi alayım. E, son olarak tekrar Kurultay'a döndü başlık. Evet, yani benim söyleyeceğim şu, bu e, yani çok açık. Her şey birbirine mi geçti CHP'de? E, Mehmet Bey biraz onu garip yani etti. Öyle. E, yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçmenine saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yani ona rağmen. Zorla orada kalmak, yani ne olursa olsun tıpış tıpış gideceksiniz, vereceksiniz falan. Ben bunu yanlış buluyorum. Ve kurultaydaki sadece 1260 kişinin iradesiyle bu genel başkanlık olmayacağını düşünüyorum. Çünkü toplumda farklı bir beklenti vardı. Ama bu beklentinin gerçekleşmeyeceği de 6 ay önceden belli oldu. Ben bir değişiklik görmüyorum. bir Oradan bir şey çıkacağını da görmüyorum. Yani o orada olduğu sürece Türkiye'de hiçbir zaman siyasi denge değişmeyecektir. Ee, belki de orada konumlandırılmak için e, tutuluyor. Ee, ben bu Kuvay Milliye kelimesini çok kullanınca biraz sinirleniyorum açıkçası. Çünkü benim de yani bildiğim şeyler var. Mesela bu Afrin e, orada Afrin'deyken e, orada Alman büyükelçisi, AB büyükelçileriyle biz böyle bir şey eee e, kahvaltılı bir toplantılar benim dönemimde başladı yani Alman Büyükelçisi orada çıktı işte Türk askeri orada occupation force dedi yani işgal, i̇şgal. öyle deyince yanımda oturuyor dedim ki buna bir tepki ver Kemal Kılıçdaroğlu evet. yanınızdaydı orada hiç işte bizim ne işimiz var falan deyince ben tabii dışarıya çıktık AB e, temsilcisiyle kameraların karşısına e, soru soruldu bana Aynı Öztürk zaman, Bey bu yemek nerede oldu? Ankara'da. Ankara'da. Ee, sonra <laughs> işte AB Büyükelçileriyle bu AB temsilcisi ile biz kameraların karşısına çıktık. O arada da bir gün önce de Merkel açıklama yapmış. Ben de ona mecliste tepki gösterdim. Yani ne demek işgal kuvvet kardeşim? Orduyu göndermişsin. iyisiyle kötüsüyle milletin yüreği ağzına gelmiş. Çıkıp orada küstahça bir açıklama yapıyor. İşgalci kuvvet falan. Bana gazeteciler Merkel'in açıklamasını sordu. Yani içeride ne konuşulduğunu sormadılar. Merkel'in açıklamasını sordular. Tabii Avrupa Birliği temsilcisi de orada yanımda. Önce o açıklama yaptı. Bana da onu sordular. Ben Almanya kendi işine baksın bizim dedim. Terörle mücadele devam ediyor. Onu tabii gazeteler böyle biraz sert vurunca yani Almanya kendi işine baksın. Bu bir Suriye'nin işgali değildir bu oradaki terörle mücadeledir deyince onlar tabii bir gün sonra iki gün sonra Alman Büyükelçisi mektup yazmış. Vay efendim nasıl olur da orada olan bir şeyi kamuoyuna ifşa edip böyle şey yaparsın. <gülüyor> ya <gülüyor> mektubu gösteriyor. Yani buna bir şey ya işte hani idare edelim falan. Kardeşim çok, çok önemli Tarihi bir şeydir. Senin vurman lazım. Önce de. Gecenin Urman, manşeti. Urman lazım. güçler emreder. Kimin yapra, yaptığı belli yani. Çıktılar şey duydum işte birisini göndermişler. Özür diletmişler. Arasını gevşetmişler. Yakın Zaten, dostlar yakın. Ya bunlar bunlar şimdi bakın Kuvayi Milliye geleneğinden gelen insanlar bir kere bunları konuşmayacak yani. Bizler buradayız. Çok bir yere güzel. gitmedik. onun için hiç kimse kusura bakmasın. Yani Atatürk'müş Kuvayi Milliye'ymiş sen orada. Böyle şey denir mi? Yani Alman tabii ki diyeceksin işgalcisin sen bilmem şusun sen onu reddedeceksin. Yani onun hoşuna gidecek cümleler kurmayacaksın. Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıda hiçbir şey söylemedi. Demedi. Ben dedim ki reddettiğimi söyledim. Almanya kendi işine baksın dedim. Ondan dolayı üzerime gelindi. Belli ki mektup yazdı Alman büyükelçisi o mektup mektup yazdı. Onu bana gösterdi. O da işte beni kınıyor. Nasıl böyle bir şey yaptığımı söylüyor. E beni kınasın ya yani. ben sonuçta. Şeref benim için onurdur. Tabii. Ama yani <laughs> bu mektuba yanıt verdiniz mi peki? Reddettim ya. Bu bizim için onurdur dedim ya. Bu bizim için benim için onurdur. Buna ne ne özür mü dileyeceğiz adamdan? Demek ki Kemal Bey'in sadece içeride dostları yok yani. Yani tamam, şunu yani, söylüyorum söylemek ya, istiyorum. Amerika bunlar bakın da. bunlar hani ben burada bazen konuşuyorum. Bazı insanlar işte şey yapabiliyor böyle hani. Ya kardeşim bizler tarih önünde sorumluyuz. Söylediğimiz her şeyden sorumluyuz o dönemde yanlış işler oldu. İşte şimdi Kuvayi Milli diyorsun, PYD'ye ben 6 ay terör örgütü dedirtemedim ya. Git gel, git gel, git gel. Kardeşim demiyor adam. Ya. Ne yapacaksın? Şimdi bunlar, bu Kuvayi Milli değil. Mesela yerel yönetimler özellik şart. Ya orada ne diyor ya Allah aşkına şunu bir açıp okusun. Devlet oraya 11 tane çekince koymuş. Kaldırdığın anda e, PKK'nın özellik yönetimi ortaya çıkıyor. Bak o 12. bugün açıkladı 12. maddeyi bir iyi okusunlar bakalım nedir? Onun için, ben onun için diyorum ya bunlar tartışmanın bir anlamı yok. Ya bu kurultayı niye tartıştık biz bugün? Ya bir şey çıkmıyor ya. Bu, bu seçmen de gelecek. Emin olun bakın bizim partimize gelecekler. Başka yere gidecekler. Belki başka şeyler olacak. Ama burada artık kimse yutturmasın. Yok Atatürk'ün partisiymiş, yok bilmem falanmış. O eskidendi kardeşim. Biz başka bir gerçekten ve realiteden bahsediyoruz artık toplumda. Öyle olsa bir Atatürk'ün partisi, onun ruhunu giymiş insanlarız biz ya. Peki. Öyle olur mu? Hakan Bey. <laughs> Efendim ben de o zaman... Şiir mi okuyacaksın? Yok. Ee, ha bu arada Yunanistan'la ilgili söylediğin bir lafı alıyorum. Çünkü beğendim. Onu söyleyeyim. Dedi ki biz Yunanlılar bizi sevmese de biz Yunanlıları severiz dedi. Bayrağımızı yakan ırkçı yaklaşımları protesto ve hariç size gelmiş. bu cümleye... Çok katılıyorum. Yunanlıları biz severiz. Endakşi, parapoli yasus pres Şimdi Halklar işte arasında şey düşmanlık olmaz. Olmamalı. Şimdi efendim Alman Büyükelçisi'den bahsetti de Sayın Yılmaz. Ben de çok kısa bir yaşadığım bir olayı nakledeceğim. 98 veya 99 yılı bize zaman zaman Büyükelçiler büyükelçilikler, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, çeşitli siyasi konularda işte anketler nasıl gidiyor filan görüş alırlar. Gelirler bize sorarlar. E biz devlet adamı olmadığımız için devlet sırrı vermiş olmuyoruz sonuçta. İşte siyasi durum şudur deriz, budur deriz. Sonar o yıllarda tüneldeyken Alman ikinci elçisi geldi. Genç bir arkadaş, Patrick Heinz isminde hiç unutmuyorum. Büyükelçi bu da ikinci elçi e, ...tüneldeki bizim balkonda konuşuyoruz. Galatasaray Lisesi'nin tam karşısındayız. Tünel diyorum, Beyoğlu. Galatasaray'da. Uzun uzun konuştuk. Kim ne kadar oy alır, seçimler geliyor falan. En son o yıllarda da... ...Almanlar PKK'ya destek veriyor. Evet. Gazeteler yazıyor, konuşuluyor falan. Ben Büyükelçi Yardımcısına dedim ki... ...siz dedim Almanya'ya, dünyada... Sempati duyulan ülkeleri hiç anketle ölçtünüz mü? Yok dedi. Ya dedim 50 yıldır bütün Hollywood filmlerinde Eses subayları, dünyanın en kötü adamı, Röthailitler falan sizi bütün dünya antipati duyuyor. Bunu ölçmediniz mi iş dedim. Ölçme, ölçün isterseniz dedim. Dünyada en sevilmeyen e, uluslardan biri çıkarsınız dedim. Doğrudur dedi. Sadece dedim bir tek ülkede size sempati duyarlar. Onu hiç ölçtünüz mü? Yok ölçmedik dedi. O burası Türkiye dedim. Niye dedim tek sempati duyulduğunuz ülkede PKK'ya <laughs> destek veriyorsunuz? Bu bir şaşırdı, güldü filan. Aradan birkaç ay geçti. Benim aklıma mı gelir? Televizyonda izliyorum, gazetede izliyorum. Almanya açıklamalar yaptı. PKK'ya desteğini kesti falan Türk hükümeti. Diyeceksiniz ki üstüne mi alıyorsunuz? Patrick e gittim. Alman Büyükelçiliğine gittim. 2-3 ay sonra. Patrick Heinz beni görür görmez şimdi hala hayatta Amerika'da göreve gitti. Sonra şu önemli görevler aldı Patrick Heinz. Alman ikinci elçisi. Kapıda karşılamaya geldi beni. Ankara'daki Alman Büyükelçiliğinde. Ee, kahve içmeye uğradım dedim. Ya dedim bu değişiklikler ne oluyor filan? E sen anlattın ya dedi sempati duyulduğumuz tek ülkede dedi karşı sizin antipatinizi çekecek bir şey mi yapacaktık dedi. Allah Allah filan. Böyle bir hatıram var. Şahidi de Patrick kendisidir. Şu an bir ara Amerika'da elçilik yaptı. Edebiyat bölümünü öldüreceksin ha. Ama bu güzel bir hatıraydı anlatmak. Güzel, tebrik ediyorum. Peki o zaman geçelim edebiyata.